saldırılar ile geniş bir hak kitlesi huzurunda Milli Muharip Uçağımız oradaki vatandaşlarına tanıtıldı. Onun yanında Hürkuş gösterildi. Ve bizim bu Ankara dediğimiz silahlı insan savaş araçlarından yeni versiyonları ve helikopterimizin atak helikopterinde yeni versiyonu tanıtıldı. Ve gerçekten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes için büyük bir gurur tablosu olması gerekirken, öyle iken fakat birileri çıktı, bu Milli Muharip Uçağı'nın bir savaş mahiyeti olduğunu, işte insanları öldürdüğünü, insanlara karşı kullandığı filan gibi bir takım böyle hani gerçekten ne şeysi var, çerçevesi var, ne önü var, ne arkası var, gelişmiş bir laf var. Bunu unutup izah etmeye gerek yok. Bunu Ahmet Kaya çok güzeldi. Herhalde bugünleri düşünerek, yani bu insanları düşünerek cevap verir. Nereden baksanız tutarsız, nereden baksanız ahmakça. Yani, bir ülkenin, bir devletin, bir silahlı kuvvetlerinin ülkesini savunmak, ülkesini müdafaa etmek, ülkesinin güvenini sağlamak, vatandaşının güvenini sağlamak, konutlarının güvenini sağlamak kadar bir doğal görevi ahmakça başka yerlere saptırmak kadar saçma sapan bir görüş olamaz. Ya bütün zamanlarda, bütün mekanlarda, ister tarihte, ister efendim söyleyeyim, günümüzde, bütün devletlerin temelde iki görüşü var, iki hedefi var. Bunlardan birisi ülkenin bekası, güvenliği, diğeri de efendim, ülkenin refahı. Siz ülkenin daha müreffeh olması için ekonomik boyutlarıyla çalışmalarını sürdürürken, ekonomi olursun, efendim, diğer taraflarında silahlı kuvvetler, her kimse o ülkenin, mensubu olduğu ülkenin savunmasını sağlar, güvenliğini sağlar, konutlarını güvenliğini sağlar, hak ve menfaatleri korur. Bu da tamamen uluslararası uygundur, tamamen meşrudur efendim, ve meşruiyet olan bir kurumdur. Bunun bu şekilde efendim, konuşulması efendim, gerçekten çok yazık, son derece tutarsız, son derece ahmakça. Terörü kaynağında öleceğiz. Esas olan bu. Mehmetçiğin nefesi enselerinden. Çok şükür Allah'a Irak'ın kuzeyinde kamp yerleri var. Bunların barınakları, sığınakları, korunakları, inleri, mağaraları hepsi tepelerinde yıkıldı, yıkılma devam ediyor. Daha dün iki sözde elebaşı teslim oldu, çaresizlik. Efendim, dün efendim söyleyeyim Suriye'nin karşısında 3 efendim terörist etkisaya getirildi. Şu son 10 gün içinde 40'a yakın efendim terörist etkisaya getirildi. Biz başta Irak'ta Suriye olmak üzere bütün komşularımızın hudutlarına, toprak hududuna saygılıyız. Biz hiçbir şekilde işgalci kuvvet değiliz. Biz bunu Bağdat'a da söylüyoruz, Suriye'de söylüyoruz. Her tarafa söylüyoruz, kimle konuşursak. Yani biz fakat şimdi insanlar, ülkeler bazıları binlerce kilometreden geliyorlar. Diyorlar ki buradaki işte bir oluşum var, işte DAEŞ var, şu var, bu var vesaire. Bunlar bizim milli hak ve menfaatlerimize tehdittir. Bunları burada yok edeceğiz. Yahu sen bu 10 bin kilometreden tehdit oluyor da, 5 bin kilometreden tehdit oluyor da benim burnumun dibinde. Ben bunlara nasıl şeysiz kalırım böyle? Tarafsız kalırım, bilgiyane kalırım. Nasıl müsaade edeceğim ben bunu? 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar operasyonların bu safhası başladı. O günden bugüne kadar 37.793 terörist esir getirildi. 37.793. Asko tarafından